Yazarı Fikret Bila telefon attığımızda bu açıklamalar tam olarak nasıl geldi? Hangi sorulara hangi yanıtları verdi? Bir bölümünü ekranlarda görüyorsunuz, daha fazlasını değerli meslek büyüğümden Fikret Bila'dan dinleyeceğiz. Fikret Bila merhabalar. CHP liderinin 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri neler? Son günlerdeki birçok tartışmaya da ışık tutacak yanıtlar verdi zannediyorum. Evet, evet. Can, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak ilan edilmesinden sonra biliyorsunuz bir HDP tartışması başladı. HDP'ye gidecek mi, gitmeyecek mi? Sayın Mithat Sancar, HDP'nin eş başkanı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz de bekliyoruz diye bir açıklama yaptı. Arkasından Sayın Akşener tabii ki CHP ziyarete gidebilir ama masaya getiremez gibi bir açıklaması oldu. Sonra Selahattin Demirtaş cezaevinden Sayın Akşener'e mektup yazdı, 10 tane soru sordu. Böyle bir gündem oluştu. Ben de bugün yaptığım görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu'na doğrudan HDP'ye gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz diye bir soru yönelttim. Sayın Kılıçdaroğlu elbette gideceğim dedi, HDP'yi ziyaret edeceğim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olma iddiasında biri olarak benim HDP'yi ziyaret etmem demokrasinin bir gereğidir. Gayet de doğaldır dedi. Ayrıca şu örnekleri verdi Sayın Kılıçdaroğlu. Biz de HDP ile mecliste çalışıyoruz. HDP meclis başkan vekilinin yönetiminde genel kurul çalışmaları sürdürüyoruz. Meclisteki komisyonlarda yine HDP'li vekillerle birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bu böyle bir sistemde benim HDP'yi ziyaret etmem neden sorun olsun? Bunun sorun olarak karşılanması mümkün değildir diye ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde olacak. Sanıyorum deprem bölgesindeki ziyaretinden, temaslarından sonra Ankara'ya döndüğünde bu ziyaretler planlanacak. Böyle bir karşılık vererek bu tartışmayı bitirmiş oldu Sayın Kılıçdaroğlu. Bir de formüller üzerine söyledikleri var tabii. Gerek Ekrem İmamoğlu, gerek Mansur Yavaş, gerek diğer genel başkanlar. Evet, evet. Yeni dönemde önceliklerine ilişkin çıkışları da dikkat çekici. Çürümüş devlet kurumları atı var. Hem formüller, evet, hem diğer yardımcıların rolleri, hem de gelecek tasavvuru konusunda verdiği yanıtlar nasıl Fikret Bila? Evet, tabii belediye başkanlarından başlayayım Can. Şimdi Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş hakkında da bir tartışma yürütülüyor biliyorsunuz. Hı-hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafası net. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın çok başarılı belediye başkanları olduklarını, sadece kendi illerinde değil, Türkiye'nin neresinde bir sorun olursa hemen oraya yardıma koştuklarını ve çok iyi performans gösterdiklerini ifade ettikten sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da yararlı olacaklarını vurguladı. Şimdi şu anda seçim yapılıp atama yapılıncaya kadar Sayın Belediye Başkanları'nın başkanlıkların ayrılmalarına gerek olmadığını, böyle bir hukuki zorunluluk olmadığını, bir taraftan belediye başkanlıklarını sürdüreceklerini, diğer taraftan da seçim kampanyasına aktif olarak katılacaklarını ifade etti. Tabii atama seçimden sonra yapılacağı için o süreç ayrıca değerlendirilecek şeklinde bir yanıtı oldu. Ben tabii ilk hedeflerini sordum. İktidar olurlarsa nereden başlayacaklarını. Temel hedefimiz dedi, Türkiye'yi tekrar demokrasiye, parlamenter sisteme geçirmek. Bunu zaten ilan ettik. Ama biz iktidara gelir gelmez çürümüş devlet kurumlarını yeniden inşa edeceğiz dedi. Devlet demek dedi, kurumlar demektir ve bu iktidar devlet kurumlarını çürüttü. Bunları hemen ele almamız gerekiyor dedi. Ben bir iki örnek vermesini rica ettim. Şöyle örnek dedi. İşte Anayasa Mahkemesi dedi, Yüksek Yargı dedi, Yargı dedi, Parlamentonun yetkileri dedi, Merkez Bankası'nı söyledi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nu söyledi, Varlık Fonu'nu söyledi. Devletin aslında benim anladığım bağımsız ve özel olması gereken kurumlarından başlayarak yeniden bir teşkilatlama, yeniden bir inşa süreci yaşayacağız. Bunu da zaman geçirmeden yapacaklarını ifade etti. Can, şunu da ilave edeyim belki son söz olarak. Yani adaylık lansmanı ve seçim kampanyası boyunca Türkiye'deki deprem felaketini önceleyeceklerini ifade etti. Salı günü bir deprem bölgesiyle ilgili olarak ne yapacaklarını içeren, depremzedelerin sorunlarını nasıl çözeceklerini içeren bir büyük proje açıklayacağını da söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Ve kampanyaları boyunca da müzikli bir kampanya yapmayacaklarını, Türkiye'nin yastığı olduğunu, buna özel mesai göstereceklerini de
belirtti. Böyle özetleyebilirim Can. Teşekkürler. Fikret Bila, çok teşekkür ediyorum. Değerli meslek büyüme Halk.tv.com.tr yazarı Fikret Bila dakikalar önce görüştü. CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Sıcak başlıklar bu şekildeydi. Birinci ağızdan soruları soran gazeteci meslek büyüğümüzden dinledik. Aldığı yanıtları 13. Cumhurbaşkanı adayında. Manşetlerle başlayacağız. Manşetlerle devam edeceğiz. Az önce ifade etti Fikret Bila'da. Malatya ve Kahramanmaraş'a gidiyor 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın Malatya'da, cumartesi Kahramanmaraş'ta olacak. Birazdan bizler de Malatya'dan bağlantılar kuracağız. Arkadaşımız Ferit Demir yanında konuklarıyla birlikte. Malatya'da bir anda asbest tehlikesine ilişkin protestolar, tepkiler yükselmeye başladı. Vatandaş sağlığından endişe ediyor. Gerçek nedir o konuda? Sahadan bağlantıyla gerçeği belgelemeye çalışacağız. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu en çalışkan nefer olacağım açıklamasını tekrarladı ama açıklaması sadece bununla sınırlı değildi. Bir tarifte de bulundu. Birazdan son açıklamasını ekranlara getireceğiz. Cumhur İttifakı cephesinde neler oluyor? Çeşitli toplantılar var, iddialar var. Sabah yazarı Mahmut Övür, DSP ve Anavatan da katılacak Cumhur İttifakı'na diye yazdı. Cumhur İttifakı'nda olup bitenleri konuşacağız. Plan ne? Seçim hesabı nasıl şekillenecek? Millet İttifakı adayını belirledi. Peki ya Cumhur İttifakı'nda bir değişim olabilir mi? Genişleme şansı var mı? Gerçekleri konuşacağız. HDP'yi kapatma davası, anayasa raportörü Osman Can az önce Aysun Raslan'la Medya Mahallesi'nde artık bu tarih ertelemesi, Nisan ayına bırakılması, 14 Mayıs'ta da seçim var. Sonra karar verecek aşamanın sürenin çok da yeterli olmadığı sebebiyle aslında HDP'yi kapatma davası bu kararla anlıyoruz ki fiilen seçim sonrasına bırakılıyor gibi görünüyor dedi. Bu çarpıcı yorumu hatırlatalım. HDP'yi kapatma davasında savunma tarihini, erteleme kararını HDP'li kurmaylara da soracağız. Birazdan canlı yayın konuğumuz olacaklar. Ayrıca seçim hesapları konuşuluyor. Peki ya deprem bölgesi diyoruz. Deprem bölgesi için ilk rapor olumlu oldu Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Hasar tespiti, sadece seçim hesabıyla hasar tespiti yapıldı. Bir seçimin yapılabilmesi için eksikler de giderilebilecek diye rapor verdi. YSK'nın son sıcak raporu buna işaret ediyor. Gerçeklere birlikte bakacağız ama önce ne dedik? İlk manşetten Malatya adresi olacak dedik 13. Cumhurbaşkanı adayının. Malatya'ya dönmek lazım. Malatya'da olup bitenleri, asbest konusunda yapılan protestolarda vatandaşın endişesi nedir? Bizzat orada bulunan arkadaşımız Ferit Demir'e dönerek konuşmak, sahada belgelemek gerekiyor ki 13. Cumhurbaşkanı adayının da ilk adresi bu protestolar üzerine Malatya olacak gibi görünüyor. Dönelim, konuşmaya başlayalım. Ferit Demir merhaba. Merhaba Can Coşkun. Malatya'dayız. Beydağ bölgesindeyiz. Beydağ bölgesinde Malatya'daki yıkılan binaların enkazın döküldüğü bölgenin hemen yakınındayız. Az önce burada köylüler protesto yaptılar. O molozların dökülmemesi için yolu yaklaşık bir saat kapattılar. Uzun bir görüşme sonucunda yol tekrar trafiğe açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da buradaydı. Veli Ağbaba da geldi. Köylülere destek verdi. Kendisi zaten şu anda canlı yayın konuğumuz. Köylüler uzun bir süre